fark etmez benim için yani. Yakarım yani, gemiyi yakarım yani. Öyle bir patlama yaşar ki burada kimse kalmaz. Ne ilişkisi kalır, ne Aycan kalır, ne o kalır, ne bu kalır. Ailesi gelmedi ve biz ailesini bekliyorduk. Ailesinin gelmeyeceğinin, gelmemesinin hiçbir açıklaması olamaz. Sen yeter ki sen. Tuğçe, Emre ile ilişkiye başladıktan sonra doğru düzgün bir dinçi olamadı diye biliyorum. Şöyle gözünün düşüklüğü yani. Şurası ağzı, gözleri. Aa, gittim zaten. Aa, çok değişik ya. Elbacı kemikleri geniş mesela. Bak senin dar daha çok Fatih'e benziyor. Akınlar, şimdi bir iki hafta daha ilerlesek ben ona benzeyeceğim, o bana benzeyecek. Zaten duygu olduğu zaman bir ilişkide birbirine ister istemez benzersin. Nasıl ki ablan da değişti herkes diyor. Benzemek derken Aycan'la Onur'un nesi benziyor şu an sizce? Ya Aycan daha baskın. Ya da baskın taraf kim? Aycan. Bak söylüyor zaten. Aycan daha baskın. Bence de benzemiyorlar. Yani hani benzemekse benzemiyorlar. Ama Adnan'la Didem de birbirine benzemiyor ki. Yok bak benzer yanlarımız var ama Adnan mesela Adnan da fikrini çatır çutur konuşur. Ben de konuşurum. Yani ne ben onu bastırıyorum, ne o beni bastırıyor. Tam onu soracaktım. Mesela. Sizin ilişkide kim baskın o zaman Didem? Yani bazen ben, bazen o. Aslında biz de ortak. Aslında dışarıdan ben görünüyorum da Adnan. Değil. Bizde söz hakkı Adnan'da mesela. Siz iki tarafı ama da beni direkt Emre'de. Dışarıdan sen gözüküyorsun. Mesela sizde gerçekten sizin ilişkide sen bazen duruyorsun. Ben yapı olarak daha şey duruyorum. Adnan daha kendini geri çekiyor gibi görünüyor ama aslında Adnan bizde kararları veriyor. Evet. Ben her kararını Adnan'ı onaylamam yani sonuç olarak. Hani belki bana yanlış geldi o an ama en azından konuşabiliyoruz ama eleştirdiğim durumda farklı. Onur'un konuşamadığını mı düşünüyorsun yani ya da mahcubiyetinden dolayı mı? Evet işte orada onu ifade etmeye çalışmıştım ki konu nerelere geldi. Yani o kadar seviyesizleşecek bir durum yoktu. Yani normal. Sen şunu mu demek istiyorsun? Onur Aycan'dan korkuyor. O yüzden de konuşamıyor mu artık? Yani orada gibi? Hani benim değil aslında hani orada devamında Rabia'nın da söylediği şeyler vardı. Hani onlar verilmedi. Benim söylediğimde de şu. İlk başta daha hani söz kendi fikirleri olan hatta Aycan'ı da bu konuda Aycan şurada şunu yap bunu yap diye yönlendiren bir çocuktu. Şimdi daha böyle içine kaçtı. Bugün İlkay ile Melis yok galiba. Melis de mi yok? İlkay dün sürpriz falan diyordu ya. İlkay sürpriz müpürizden bahsediyordu. Bir de benim aklıma gelen şey var. Evlilik teklifi Hafta sonu dövmeyi yaptıramadı ya. Belki bir ihtimal dövmeyi mi yaptıracak acaba var. Onun dışında belki hani evlilik teklifiyle alakalı bir durum vardı. Şey diyordu ki İlkay darladınız çarşamba. Çocuğu. Belki o olabilir. Ama zannetmiyorum dün şöyle bir şey söyledi. İkinci hafta yapacak onu. Onu dedi hafta. Haftaya şöyle bir şey yapacağım dedi. Ondan sonraki haftaya böyle bir şey yapacağım dedi. Zaten ondan sonraki hafta final olacak dedim. Bitecek dedim. O üçüncü dövme, hafta yapacak herhalde. Dövme mantıklı. Dövme yapacak. Dövmeyi yaptırıyor. Çünkü olabilir. O gün siz yokken söylüyordu çarşamba günü yaptıracağım diye. Olabilir. Sonunda Melis kulağından tutup götürdü büyük ihtimal. Murat'ın gelmemesi enteresan. Murat niye gelmedi? Sizce? Bence geç kalmıştır. Neyi? Saat sabahın kaçı? Yani inşallah geç kalmıştır. Vallahi dünün ardından... Acaba zaten... Çekinli de mi gelmedi? Dünkü çünkü çok mevzu oldu. Bir de hani kritiklerde de tartıştınız. Mevzunun normalde genelinde sen zaten haklısın. Abi haklısın. Yani... Onunla sıkıntı yok. Bakmasın. Hani bak ben şimdi yeni gelmiş bir adam. Tanımam etmem. Nedir soyu nedir sopu nedir bilmem. Anladın mı? Hani belki de çok iyi bir adamdır. Onun adı da bilemem. Ama... Sen böyle bir şekilde giriyorsan bir yere katlanacaksın abi sonuçlarına anladın mı? Onur bu sefer korkuyor. Ya tartışma çıkarsa ya yine eski halimize dönersek Onur çok fazla aşağı iniyor anladın bak, mı? Bak erkek adam her zaman söyleyeceği şeyi her ortamda söyler. Bu değişmez.